Çoluk çocuk Aynen. derken yine böyle güzel bir çiftin çocuklarıyla ilk tatilleri Tolga Sayışman ve Almeda Abaze, Almeda Abaze'nin memleketi Arnavutluk Tiran'a gittiler. Yanında da bebişleriyle birlikte izleyelim. Eyvah. Ne oldu canım? İki çocuklu biraz zor bakıyorum. İzleyelim biraz daha. Ondan sonra burada bizim Tolga Nilay'ın şeyini yazıyordu ama kaldırmış. Evet, çoluk çocuk. Bir ağacımla böyle bir selfie çekeyim. Bir şey söyleyeceğim. Tolga Han Sayışman saçları... geliyor mu sesim yayına şu an? Saçları uzatınca bir Game of Thrones'taki Jon Snow'a benzememiş mi? Ben mi çok böyle benzettim? Görmedim, ya da git gibi. Gülşen bir gözlerine baktır falan mı diyeceksin? Ben neydi o karakteri bilmediğim için şimdi. Kit Harington'dı galiba. Görmedim. Ben çok benzettim ona. Ya da benzemek için uğraştı. Ya yani görmem lazım. Bence ben çok, çok da yakışmış Tolga göremedim. Ana. Ben saçın uzun olduğunu da göremedim. Ya çoluk çocuk da tatile gitmek kadar zor bir şey yok. Yemin ediyorum bak şey eskiden ünlü sanatçı astrolojisi yanında domezleri olurdu ya çantalarını taşırdı böyle domez derlerdi onlara domezim diye. Çantacısı. Yeminle öyleyiz. İki tane çanta içlerine yedek mayosu bebeğin üstünü bezi suyu onu bu arkada böyle biz plaja bir giriyoruz Allah Allah Afrika kabilesi gelmiş böyle 10 kişi annem 3 çocuk 2 dadı ben Allah Allah yani çocukla tatil eziyet değil çile. İki dadı. Ama şimdi kızlar başka tarafa koşuyor gidiyor. Ha. Bebek devamlı ortalıkta. Ben onun peşinde koşsam başıma güneş geçiyor. Sana işkence peki eziyet. Sana işkence ve eziyet. Peki o plaja kafasını dinlemek için gelen. Onlara şöyle daha eziyet. O da tartışma konuyla. Ama kumsalda şöyle şezlong olmalı. Yerlere gitmiyorum zaten. Çoluğu çocuğu olan yani böyle şeye zaten her yerde çocuk olan plajları tercih ediyorum. Çünkü insanların huzurunu kaçırmaya hiçbir şeyimiz yok. Mesela bir anımız var. Biz Bodrum'a uçuyoruz çoluk çocuk. Dedim ki business alayım. Hani ön daha sakin. Arkayı karıştırmasınlar. Cik 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 durmuyorlar. Biri diyor çok affedersin tuvaletim geldi. Biri diyor acıktım. Biri diyor ne zaman ineceğiz. Öbürü bari. Oturduk neyse. Şimdi business'ta biliyorsun bir sakin bir rehavet mecra. Herkes sakin. Evet. Ya gazetesini okuyor böyle. Hani benimkiler bir başladı. Ay. Biri diyor tuvaletim geldi ben bunu yemem. Pirzola yok mu? Biri koridorda koşuyor. Arkadaki adam dönüyor böyle. Yani kibar da dönüyor. Şey söyleyeceğim. Evet evet. En sonunda uçak indi yaşlı bile saçlar böyle emekli paşa hanımı gibi bir kadın. Saçlar böyle küllü böyle. Hiç bir dakika durmadınız dedi. Bir dakika kibarca. Öyle mi diyor ki seni diyorsun. Ay değil bir şey okudum. Bugün bugündür ekonomi uçuyorum. Bizi arkası paklar. Çünkü arkası hep öyle. Yani çoluk çocuk birbirine girmiş. Şu anda çok daha ay, uzun. Ay dün bir şey okudum. 12 saatlik yolculuğumuz var. Bak uçak havalandı. Siz yine ekonomi uçtunuz tabii pintilik edin. Ekonomi uçtuk. Ama o kadar uzak yola öyle... Ay bir şey ne yapacaksınız bu parayı çok ne yapacaksınız? Çok özür diliyorum. Yemin ediyorum. Çok özür diliyorum. İnene kadar bebek ağladı. Ekonomik arasındaki... Bir şey söyleyeceğim. 12 saat uçtu mi? Kardeş. Düşsek hep beraber ölüyoruz. Business'takiler kurtulmuyor yani. Biz oturduğumuz ekonomide de öldük zaten. Nereye uçtunuz 12 saat siz? Balayına balayı. Balayına balayına gittik evet. Hep beraber Amerika'ya gittik. Ekonomide hiç mi gocunmam? Hiç bence evet. İç hatlarda hiçbir şeyin yok. Ama 12 saat de kardeşim paranız var mezara mı götüreceksiniz? Hayır bir şey söyleyeceğim. Yata yata uçun. Ne istiyorsan bir su istiyorsun, çay istiyorsun. Ben yemeğinde ay, ben değilim. Ben bir şey söyleyeceğim. Business'ta da insanın artık gözüne da uyku girmez. Sürekli yemek yerse. Evet. Sonra pandemiden sırf su veriyorlar bozuluyorsun zaten. Ama 12 saatte uçmazsın be kardeşim. Yat aşağı. Şimdi biraz önce... Ebru o uçak havalandı. İnene kadar çocuk bir durmadı. Çocuk ağladı. Kulakları tıkanıyor bir şey oluyor ya durmuyor çocuk milleti. Evet hani hep şu tartışma. Dedim o zaman lanet olsun nereden bunun aklına uydum da business uçmadım diye düşündüm. Yok öyle bir şey demedim de. Öyle bir şey demedim tane... business çünkü çok pahalıydı diyemedim. Ama hani tabii ki çocuk olduğu için saygı göstermek zorundasın evet. Ama 12 durmuyor. Saat boyunca bağıran bir çocuk da. Vallahi, zaten ben cesaret edemiyorum. Allah'ım inelim falan. Belçika'ya gidelim. Belçika'ya. Ben diyorum cesaret edemiyorum. Dün bir şey okudum bununla ilgili. Evet. Aradım ancak bulamadım.
bir tane kadın yeni doğan bebeğiyle böyle uzun yolculuk yapacak. Ben böyle 12-13 saatlik bir yolculuk yapacak. Aradım, keşke bulsaydım onu. Çok tatlı. Şimdi uçaktaki yolcular rahatsız olacak. Japon muydu? Çocuk ağlayacak. Vermiş, çocuk ağlayacak. Demiş. Hazırlamış. Herkese, kit. Bütün yolculara bir kit hazırlamış. Çok zarifler kitte ya. Kitte böyle kreker var, cipsler var. Canım çocuk ya. Çok ağlarsa diye kulak tıkacı koymuşlar. Mecbur uçuyorsa çok zor. Evet, tabii. Kulak tıkacı ama koymuşlar. Ama ben diyorum ya, cesaret edemiyorum. En hoşuma giden bir de bebeğin ağzından mektup yazmışlar. Ben 2 aylığım, ismim bağırabilirim. Şu. İşte yolda çok ağlayabilirim işte. Canım. Sizin için böyle bir kit hazırladı annem falan diye. Çok tatlı bir şeydi o mesajdı. Uzak doğulular çok zarif insan. Kibarlar yok yani. Gerçekten çocukla o kadar... Ben diyorum ya, cesaret et. Ben bir saatten fazla strese giriyorum.